Ben Selin. Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da moda tasarım okuyorum. 3. sınıfım. Moda tasarımı liseden önce istemeye başladım. Lisede de moda tasarım okudum. Liseden çıkınca da moda tasarım okudum. İlk 2 senemde kazanamadım. Başka bir bölüme kayıt yaptırdım yine Mimar Sinan'da. 3. senemde oldu. Yetenek sınavları biraz zorluyor. 5 tane sınava giriyorsunuz toplamda. 1. sınav işte YGS oluyor. Onda barajı geçmeniz yeterli oluyor sınav hakkı kazanmak için. Ama barajı geçmek yeterli olmuyor aslında. Çünkü sizin önünüze geçen insanlar oluyor. Ne kadar yüksek alırsanız o kadar iyi. İkinci aşamada da kara kalem sınavı oluyor. 1. aşama çizim sınavının, yani 2. aşamanın 1. aşaması genel çizim sınavı oluyor. Bütün mimar sınavı isteyenler aynı sınava giriyor. 2. aşamada da en fazla 3 bölüm tercih edebiliyorsunuz. İstediğiniz 3 bölümün de sınavına ayrı ayrı giriyorsunuz. 1. sınavın soru içeriklerine bakacak olursak daha genel, gündeme dayalı, güncel konulardan oluyor. Yani ne kadar kitap okuyorsun, ne kadar televizyon izliyorsun, ne kadar gündemden haberdarsın. Alttan buna yönelik sorular oluyor. Yani genel geçer sorular oluyor. 3 saat oluyor sınav süresi. 50-70 kağıtlarda kara kalem olarak çalışıyoruz. Bu 1. aşamayı, yani baraj sınavını geçenler istediği bölümün sınavına girdiğinde onun da kendi alanında, mesela ben moda tasarıma girdiğimde daha böyle desene dayalı, kıyafetin yaratıcılığına dayalı, yani kendini nasıl öne çıkarabiliyorsun? Hani ince bir işçilik gerekiyor, desen bilgisi gerekiyor ve mesela kadın çiziyorsan kadının saçı, işte erkek çiziyorsan erkeğin saçı, yani bunlar daha böyle basic değil de daha farklı olması gerekiyor ki seni diğerlerinden en azından öne çıkarsın diye. Çünkü kağıt üzerinde öne çıkmak zaten zor. Belli seçenekler oluyor. O seçenekleri de sana zaten soru sunuyor. Ve o şekilde öne çıkabiliyorsun. Başka bölümlerinde her bölümün, yani resim sınavının kendine has soruları var. Heykelin kendine has soruları var. Bunların hepsini geçtiğinde de YGS sınavın, baraj sınavın ve bölüm sınavın olarak 3'e ayrılıyor ve bunların 3'ünün toplamından hepsinden bir yüzdelik alınıyor. Ve bu yüzdeliklerin toplamından senin gireceğin puan ortaya çıkıyor. Bu da demek oluyor ki tüm aşamalarda çok iyi olmak gerekiyor. Yani benim çizimim iyi, işte YGS'm düşük olsa da olur diyemiyorsun. Çünkü YGS'si çok yüksek biri gelip çizimi düşük olsa da senin önüne geçebiliyor. Yani bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor sınava girerken. Moda, tekstil ve tasarım bölümünü moda bölümü olarak sadece algılanıyor ve sürekli 4 sene boyunca boyalarla kıyafet çiziyoruz ve böyle çok büyülü bir dünyaymış gibi geliniyor. Halbuki öyle değil. Çok yorucu, çok emek harcanan dersler oluyor ve 3 aşamadan oluyor dediğim gibi. Giysi, baskı, dokuma ve hepsi. Yani giysi de sadece kıyafet çizebiliyoruz ki onun da o kıyafet çizme aşamasına gelene kadar birçok alt, yani temel yoldan geçiyorsun. Baskı ve dokuma daha böyle fabrikaya yönelik, daha böyle fason firmaların yapacağı işlere yönelik şeyler. Ve biraz daha el emeği, fiziksel güç gerektiren şeyler oluyor. Tabii hepsinin tasarım kısmı var ama tasarım kısmının dışında da yorucu bir kısmı var, yani eğlenceli olmayan bir kısmı var. O yüzden yani her açıdan, her yönden sizi zorlayan bir bölüm. Sadece çizmekle bitmiyor. Yani dikiş de bilmeniz gerekiyor, kalıp da bilmeniz gerekiyor. Bir desinatör gibi desen çizmeniz lazım. Baskı teknikleri diye bir dersimiz var çünkü. Baskı tekniği bilmeniz gerekiyor. Makinede dokuma, yani kumaş dokuyoruz mesela. Bunu yapabiliyor olmak gerekiyor. Yani sadece kıyafet çizeceğim diye gelinmemesi gereken bir bölüm. Merhabalar, ben Aslı Çiğdem. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü 2018 mezunuyum. Bu okulu seçmemle ilgili kısa birkaç bir şey söylemek gerekirse, kesinlikle isteyerek geldim bu okulu. Kampüsünü de biliyordum. Eğitim tarzı hakkında da biraz araştırmalar yapmıştım.
çocukluk hayalimde olunca direkt ilk tercih olarak burayı yazdım ve kazandım. Eğitimimden bahsetmek gerekirse 4 yıllık Türkçe bir eğitimi var. Hazırlık bölümü yok. İlk 2 yıl genel olarak Türk sinema tarihi ve dünya sinema tarihi üstüne yoğun bir şekilde teorik eğitim görüyorsunuz. Dersler zaten sinema salonlarında olduğu için sürekli film izliyorduk. Onun haricinde 3. ve 4. sınıfta atölye derslerimiz var. Atölye derslerimizden kastımızsa hoca, sektörde zamanında çalışmış hocalarımızla birlikte kısa film projeleri oluşturmak. Bunda da işte sinopsisten başlayarak senaryo ve çekim, kurgu, montaj yani tüm süreci dahil edildiği atölyeler oluyor. Okulun 3 kampüsü bulunmakta. Fındıklı, Bomonti ve Balmumcu kampüsü olmak üzere. Sinema televizyon bölümüne ayrılan Balmumcu kampüsü var. Tamamen sinema televizyon bölümündekilere ait. Burada ayrıca sinema müzesi ve Türk Film Arşivi bulunmakta. Ayrıca okulun sinema televizyon merkezi kapsamındaki kurumunda restorasyon faaliyetleri de yürütülmekte. Okula girdiğinizde öğrenci işçi statüsünde aynı zamanda bu sinema televizyon merkezinde çalışabiliyorsunuz da hem arşivde hem de restorasyon bölümünde. Sinema televizyon bölümünü tercih edecek arkadaşlara söylemem gereken şeylerden biri şu olur. Kesinlikle mezun olduktan sonra çalışma şartlarının çok değişik olduğunu bilmeleri gerekiyor. Hani normal 8-5 bir saat yok, oldukça zorlu. Ayrıca iletişim becerileriniz yüksekse, gerçekten yaratıcı olduğunuzu düşünüyorsanız bu bölümü tercih edin. Çünkü sonuçta son sanat olan sinemayı okuyacaksınız ve bu alanda ilerleyeceksiniz. Kolektif bir iş olduğunu bilin. Hani tek başınıza bir heykeltıraş gibi rahatça istediğiniz zaman istediğiniz şeyleri yapamayacaksınız. Her zaman üstünüz ve altınız olacak. Ve çalışırken o koşuşturmanın altından kalkabileceğinizi düşünüyorsanız bu bölümü yazmanızı tercih ederim. Merhaba, adım Oğuz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi heykel bölümünde okumaktayım. İkinci yılımı bitirdim. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne girmek için öncelikle insanların ihtiyacı olan şey başlangıçta ortalama bir YGS puanını tamamlayıp, üniversite giriş puanını tamamlayıp ondan sonra yetenek sınavlarına odaklanmalarıdır. Benim bölümümün sınav aşaması diğer bölümlerde, güzel sanatlar bölümlerinde olduğu gibi iki aşamalı bir sınav sistemi var. Bunun için ilk aşamada 2 puanın zannediyorum %30 ya da 40 gibi bir kısmı alınıyor. Esas önemli olan ikinci sınav oluyor. Özellikle benim bölümümde odaklanılan şeyler iki figür ya da tek figürlü kompozisyonlar oluyor ve bu kompozisyonlarda figürlerin proporsiyonlarının oldukça büyük ve tanımlayıcı olması ve doğruya figüratif anlamda doğru olması esas alınıyor benim bildiğim kadarıyla. Derslerimizin yüksek bir kısmı, yüksek bir oranı uygulama atölyesinde geçmesi. Bunlar en başta çamur atölyesi. İkinci yıl olarak da bize verilen, ikinci sınıftan sonra seçtiğimiz diğer uygulama atölyeleri, yani malzeme atölyeleri oluyor bunlar. Metal, taş, ahşap ve küçük heykel takı olarak dörde ayrılıyor bu atölyeler. Bölümde daha çok figür ağırlıklı çalışıyoruz. Figürün temel yapısını, duruşunu, kompozisyonu ve çamur üzerinden modlaj tekniklerini öğreniyoruz ve bunun üzerine geri kalan diğer unsurları eklemeye başlıyoruz. Üçüncü sınıftan sonra kompozisyona ağırlık veriyoruz. Burada tamamen artık bir sanatçı olma yolundaki farklı teknikleri, kişisel tercihleri, gerektiği zaman soyutlamaları kullanmaya başlıyoruz. Özellikle heykel bölümüne girmek isteyen arkadaşlara tavsiyem ağırlıklı olarak figür çalışmaları, figürü de çok detaylıca öğrenmeleri. Tabii her bölümde olduğu gibi baraj sınavında da
figürün çok önemli bir yeri var. Figürün portre ve el gibi detayları, anatomi gibi doğallığı ifade edecek unsurlarına dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bütün bunları bir şekilde hallederlerse ve çizmeyi alışkanlık haline getirirlerse, belli bir desen seviyesine ulaşabilirlerse okula girmek aslında o kadar zor değil. Merhaba, ben Aybüke. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunuyum. 2017 mezunuyum. Öncelikle bu bölümü neden tercih ettiğimi size biraz anlatayım. Aslında benim istediğim şeyler biraz parça parçaydı. Yani fiziğin bir koluna da ilgi duyuyordum, atıyorum sanatın bir koluna da ilgi duyuyordum vesaire. O yüzden sınav tercihinde ya sınav zamanı tercihinde de biraz zorlandım. Felsefeyi seçmenin amacı aslında bütün bu bilimlerin, sanatın, estetiğin, etiğin zemininde felsefenin olması aslında. Ve en temel bilimin felsefe olduğunu düşündüğüm için aslında felsefeyi tercih ettim. İkinci bir nedenim de antik Yunan'a ve antik felsefeye ilgi duyduğum için aslında felsefeyi tercih ettim. Çünkü antik Yunanca, Latince öğrenmek, orijinallerini, metinlerin orijinallerini okumak aslında benim için en önemli şeylerden biriydi. Mimar Sinan'a gelince bu okulu tercih etmemdeki etkilerin başında aslında bölümü tercih etmemin başında okulda antik Yunanca ve Latince derslerinin olmasıydı. Çünkü diğer felsefe bölümü programlarına baktığım zaman bu derslerin daha az olduğunu gördüm. Bir de okulun bir diğer avantajı, okul güzel sanatlar olduğu için seçmeli açılan bütün, hemen hemen bütün derslerimizi aslında bir fakülteye bağlı kalmadan alabiliyoruz. Aslında okulumuzun en büyük avantajlarından biri de bu. Örneğin felsefe bölümünü okurken plastik makyajdan ya da heykelden bir seçmeli ders alabiliyorsunuz. O yüzden aslında biraz da Mimar Sinan'ı tercih ettim. Mezun olduktan sonra neler yaparız aslında felsefeden? Bunu biraz bunlardan bahsedecek olursak şöyle söyleyebilirim. Aslında öncelikle hedefimiz akademide olmak. Akademi düşünmeyenler için de aslında yazının ve düşünmenin olduğu her alanda felsefe mezunları iş bulabiliyor. Örneğin editörlük yapabilirler, dergilerde çalışılabilir. Halkla ilişkiler, insan kaynakları en çok tercih edilen bölümler arasında. Dolayısıyla sadece felsefeyi okudum ve teorik bir alandayım gibi düşünmelerinden çok yazının ve düşünmenin olduğu, insanın olduğu her alanda çalışabilirler.